Şimdi Ceylan Pınar'ın AK Parti'nin ilçe yönetimindeki arkadaşların şu vahim durumuna bir bakın. Allah'tan reva mıdır bu şimdi? Bu millete yapılmış zulüm değil midir? AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet değil midir? Ne işi var kardeşim bu adamların bu listelerde? AK Parti için ölecek, AK Parti için son derece hizmet verecek bir ton insan varken, özellikle Ceylan Pınar çok kritik bir bölge biliyorsunuz. Evet. Orada kalkıp AK Parti'nin yönetim kadrolarına HDP ile iltisaklı olan kişileri oraya yönetime sokarsanız ne olacaktır efendim? Yani bunlar yarın bir gün bu seçimlerde HDP'ye mi çalışacaklardır, AK Parti'ye mi çalışacaklardır? Bunlar yeminliler AK Parti'ye oyda vermezler. Ey Ceylan Pınar AK Parti ilçe başkanım, değerli abim, kardeşim, ablam, her kimsen bilmiyorum, tanımıyorum. Ama bu liste sana yakışmıyor. Aklını başına al kardeşim. Bu şekilde seçime gidemezsin. Cumhurbaşkanımızı bu şekilde yalnız bırakamazsınız. AK Parti'nin ilçe başkanıysan Erdoğan'ı adam gibi savunan, Erdoğan'ın arkasında duran, bu milletin bütün değerlerini üzerine sindirmiş insanlarla yürüyebilirsiniz. Kimi kandırıyorsunuz siz? Batı'da FETÖ'cü iltisaklılar listelere girmiş, yönetimlere girmiş. Doğu'da PKK'lı, FETÖ'cü, HDP'li bütün iltisaklı kim varsa bunlar AK Parti'nin yönetim kadrolarına girmiş. Ne yapıyorsunuz siz ya? Çıldırdınız mı? Kudurdunuz mu? Bu nasıl bir ihanettir? Bu bir ihanettir. Ceylan Pınar AK Parti ilçe başkanlığı bu sadece bir örnektir. Bak bir sadece örnektir. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı teşkilatlardan sorumlu Erkan Başkanım size sesleniyorum. Biz size güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız size güvenmiş, o koltuğu teslim etmiş. Allah aşkına bizim elimize gelen verir misin kardeşim şimdi? Ben de okuyacağım. Abisi avukat, neyse isim vermeyeyim. FETÖ terör örgütünden yargılanmaktadır ve yeğeniyle ilişki, yani yaklaşık 25 kişilik bir liste var herhalde. Bakayım. 31 kişilik bir liste var. 31 kişilik listenin 10 kişi hariç müsbet, 21 kişinin hepsi FETÖ ile ittisaklı. Velev ki güvenmediniz. Belki bir siyasi nema bir arkadaşımız mı vardır, onun ilçe başkanı yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sizin beyniniz bu noktalara batar. Siz adam kayırmanın, adam yerleştirmenin peşindesiniz. Biz 2023'te seçimleri kazanmanın peşindeyiz. Hadi oradan. Haddinizi bilin. AK Partili olmak bedel ister. Erdoğan'ın adamı olmak bedel ister. Erdoğan'ın ilçe başkanı olmak yürek ister. Mertlik ister. Delikanlılık ister. Dürüstlük ister. Bu milletin tüm milli manevi değerlerine yürek açmak ister. Yürek açmak ister. Hadi oradan. HDP'nin yönetim kadroları gibi. Sen ne yapıyorsun ya? Ya şu liste HDP'nin ilçe başkanlığı yönetiminde yok. Sen bunları nasıl listeye alırsın ya? Bunlarla mı seçime gireceksiniz siz? 2023 seçimleri şimdiden kaybediyoruz. Eğer biz bunlarla seçime girersek, seçimi kaybedersek, senin yüzünden Türkiye kaybedecek. Senin bu inadın, ısrarın yüzünden Türkiye kaybedecek. Ne işi var kardeşim bunların burada? Bunun hesabını kim verecek? Çok yazık. Yazık, günah değil mi ya? Çok yazık. Gecesini gündüzüne katmış Sayın Cumhurbaşkanımız. Ayıptır ya. Yazıktır ya. Güvenmiş, adam bilmiş, yerleştirmiş seni oraya. Adam gibi insanlar yanında tutsana. Ben biliyorum da sen nasıl bilmezsin? Ben Osmanlı Ocak AK Parti'nin bir üyesiyim. Üyesi bak, bir üyeyim ben ya. AK Parti'nin bir üyesi bunları biliyor da AK Parti'nin teşkilat başkanı nasıl bilmez ya? Ne anlatıyorsunuz siz? He? Ne anlatıyorsunuz? Ne işi var bunların orada? Sorarım. PKK'yla mücadele ediyoruz biz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz biz. Türkiye düşmanlarıyla mücadele ediyoruz biz. Siz de bizimle mi mücadele ediyorsunuz? Hodri meydan. Size de bu meydanı bırakmayacağız. 2023 seçimlerini de tehlikeye atacak her türlü olgunun da, her türlü objenin de karşısına dikilmeye ben bugünden varım. Hadi sen de varsan göster bana. Hünerini göster. Adamlığını göster. İnsanlığını göster. Hadi yüreğini göster. Ne işi var? Ne işi var? Bak bir tane, bir tane ilçenin yönetiminden bahsediyorum. Sayın mı diğerlerini? Ceylan Pınar'dakini bunu örnek aldık. Tabii. Bunu örnek aldık. Eğer bu bilgiler doğru değilse şerefim namusum üzerine yemin ediyorum gelip yanınızda istifa edeceğim. Bir daha da bu kelimeleri konuşmayacağım. Doğru çıkarsa Sayın Erkan Kandemir istifa edecek mi acaba?
Belki de. Siz AK Parti'yi kime teslim ediyorsunuz? Sayın Genel Başkan. Neden AK Parti'nin yönetim kadrolarında bu tür arkadaşlar var? AK Parti ile bir harf veremediğim yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı yolda bırakacaklar diye endişe ediyorum. 2023 seçimlerini kaybedeceğiz diye endişe ediyorum. Çünkü bu ülkenin bir vatandaşıyım. Ben çocuklarıma, çevreme, aileme, vatandaşlarıma ve soydaşlarıma yarın nasıl bir ülke teslim edeceğim? Ben şimdi bunun endişesini taşıyorum da. Yani AK Parti'nin ilçe başkanı, AK Parti'nin il başkanı, AK Parti'nin teşkilat başkanı, AK Parti'nin yöneticileri bu endişeyi neden taşımıyorlar? Bu millet Sayın Erdoğan'dan vazgeçmemiştir. Bu millet AK Parti'nin kötü yöneticilerinden vazgeçmiştir. Bu millet Sayın Erdoğan için canını dahi verir, vermiştir, verecektir. Başka lider zaten şu anda bize göre yok. Ama bu demek değil ki AK Parti'nin yöneticilerini yani idare edeceğiz de onların emirlerine tabi olacağız da bu anlama gelmemesi gerekir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız demiyor mu? Herkesin elini öpmeyin. Herkese boynunuzu bükmeyin. Bir yerde yanlışlık varsa üzerine gidin demiyor mu efendim? Ben Sayın Erdoğan'ın izindeyim. AK Parti'nin il başkanıymışsın, ilçe başkanıymışsın, bakanmışsın. Başbakan olsan ne yazdı yani Sayın Davutoğlu? Ne yazdı? Başbakanlar ne yazdı? Osmanlı Ocakları hakkında genelge çıkardı Sayın Davutoğlu. Evet. Ne oldu? Ne geçti eline? Neredesin? Şimdi neredesin bilmiyorum. Hane hane geziyorsun. Beter olasın. Olacaksın. Bu milletin ahını aldın. Daha siz sürüneceksiniz. Bu millete çünkü reva gördünüz. Bu milletin başından aşağı neler yaptınız? Bunları unutmadık. Bugün Erdoğan hoşgörü ilkelerini esas almış istiyor ama bir gün bize sıra gelecek. Vallahi size bundan hesabını soracağız. Ey PKK'lı ve FETÖ'cü, bu ülkeye düşmanlık yapan bütün grupların tamamı. Vallahi size 3 tane ağaç, 1 tane ip hazırladık. İnşallah 2023'ten sonra idam gelecek. Hainleri asacağız. Hainlerin başı kurtuluşu yok.